Bir önceki attığım videoya bir gün içerisinde 15 bin beğeni geldi. Bu videoya bir gün içerisinde 20 bin beğeni gelir mi? Hadi bakalım. Yaparsak efsane olur. Yaparsak abi kardeşimin saçını maviye boyayacağım. Hadi bakalım. Günaydın. Yeni bir vlogdan hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte. Saat şu an 12 gibi bir şey ve ben yeni uyandım. Abi. Normal insanlar erken uyanır, ben uyuyamıyorum abi. Akşam da erken yatıp sabah geç uyanıyorum. Normalde tam tersi olması gerekiyor. Akşam erken uyup sabah erken uyanmam gerekiyor ama böyle olmuyor. Akşam da geç yatsam, geç erken yatsam yine sabah 12-1 gibi uyanıyorum ve uyuyorum. Günümü uyuyarak geçiriyorum. Neden bu kadar çok uyuyorum bilmiyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip eden 3 kişiyi ben de geri takip yapacağım. Instagram hesabım Mehmet Kaymak, açıklama kısmında da var arkadaşlar. Şuraya da bıraktım. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Gelecek videolardan, anketlerden, hikayelerden, video için gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Doğunuz ismimi soy ismimi bile bilmiyor. Sadece Mehmet. Soyadım benim Kaymak. Kaymak. Böyle ballı tereyağlı. Arkadaşlar bugün yine çok saçma uyandım ve boynum falan acayip derecede ağrıyor ve hava o kadar çok sıcak ki abi, anneme dedim anne yorganı al artık, ben böyle uyuyacağım. Yorgansız uyuyorum abi ve ona rağmen terliyorum. Bak abi, yorgan belli oluyor ama şuralar full ter. Bugün kanalımızın yeni serisi olan Mehmet Yapıyorum ilk videosunu çekeceğim ve burada eski bir telefonda stres şarkı yapmaya çalışacağım. İnternetten daha önceden rulmanlara sipariş verdim ve stres şarkını yapacağım. Daha önce de yapmıştım ama o zaman stres şarkı popülerdi, şimdi pek popüler değil. Sadece şu an ilk serimizin ilk videosu olarak aklıma bu geldi ve internetten ruman sipariş verdim. Fakat rumanlar pek iyi döndüğünü söyleyemem. Kendi odamda yapmayı düşünüyorum. Onun dışında bu üstümü değiştireceğim. Bu gece yaptığım üstlük. Bir tane siyah tişörtüm var. Onu giyeceğim. Öyle. Ama öncelikle bir içeriye bakmam lazım. Evde kimler var? Biraz ses çıkartırsam evdekiler beni yakar. Bakalım evde kimler varmış. Günaydın. Ne yapıyorsun? Yine tablette kimi izliyorsun? Enes abim benim. Enes abimi mi izliyorsun? Enes Batur'un bir numaralı fanı mısın sen? Bir kere de abini izle bir kere de. Bir kere bırak. Abin şimdi deney yapacak. Ama sen Enes Batur izliyorsun. Ben senin Enes Batur izlemene bir şey demiyorum ama senin de videoları var. Niye abini izlemiyorsun? Niye başkalarını izliyorsun? Senin videolarını bulamıyorum. Benim videolarımı bulamıyorsun he? Gençhane yazmayı bilmiyor musun YouTube'a? Kardeş dedim ben sana, neyse. Evde kimse var mı? Kim var? Abim, annem. Şimdi abim ve annem duymadan ben gizlice bir deney yapacağım, tamam mı? Telefondan ses şarkı yapacağım. Ve sonra onu sana vereceğim. Bir hayırsız kardeşim var. Sabah akşam Enes Batu izleyen bir kardeşim var. Daha ne diyeyim ben? Senin videolarını bulamıyorum diyor. Gençhane yazıp bulabilirsin. Neyse evde annem ne abim var. Sessizce bu deneyi yapmak istiyorum ve bakalım nasıl olacak. Böyle herkesin elinde vardı. YouTube Türkiye'yi bile sallamıştı. Bugün sizlerle birlikte telefondan siteye şarkı yapacağım. Burada malzemelerimiz abi, rulmanlar var. Hiç rulmanları test etmedim. Rulmanlar umarım güzeldir. Onun dışında burada aletlerimiz var. Çekiç, yıldız tornavida, bir de bıçak. Biliyorsunuz o videoda çok efsaneydi. Telefonda size şarkı yapmıştık, başarmıştık. Umarım bugün de olur. Bu arada benim ilk telefonlarımdan birisi. Bunda Clash of Clans oynardım. Bu Clash of Clans ve Clash of Clans telefonu. Bu telefon bir aralar çok modaydı. Bu telefon günümüzün iPhone X'iydi zamanında ama değeri bilinmedi, unutulmadı. Şimdi ilk olarak telefonumuzu açıyoruz. Umarım bir fail yaşamayız bu videoda. Bataryayı çıkartıyorum. Bataryayı çıkartayım, tehlike olmasın. Siz de bunu denemeyin arkadaşlar. İlk önceki şu ekranı sökmek istiyorum ki bize zorluk çıkartmasın. Hemen zaten kolay çıkıyor telefon artık. O kadar kötüleşmiş ki gördüğünüz gibi ekranını çıkarttım. Hiç bizim elimize falan zarar vermesin. Zaten yanımızda şeylerimiz var. Burada bir tane daha ekran var. Onu çıkartabiliyor muyuz? Bunu da çıkartırsak daha iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi çıkartabildim fakat hala çoğunluğu burada. Umarım çıkartabilirim. Kağıt gibi bir şey koysam daha iyi olur. Evet, şöyle bir defter getirdim. Onun üstünde yapacağım. Yani önemli olan hem ses çıkartmadan hem öyle ortalığı dağıtmadan yapmak. Çünkü komşular sinirli bizim. Çıkartalım bakalım. Şu çıksa daha kolay yapacağız. Çünkü bunu vurunca çok dağılacak gibi duruyor. Nasıl yapmışlar bu telefonu? Demek ki dayanıklı olmasının sebebi buymuş abi. Hiç çıkmıyor abi. Olaya bak. Zorlanıyorum şu an. Evet, böyle bir deneyde eldiven kullanmamız şarttı. O yüzden ben de eldivenlerimi takıyorum. Evet. Ameliyatımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Abi yalnız gerçekten çok zor ya. Şu küçük parçayı çıkartmak bile bu kadar uğraştırıyor abi. Telefonu komple kırmak istemiyorum.
Hadi bakalım, bismillah. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Kamera bile dayanamadı. Kamera bile düştü. Çok az kaldı yalnız. Şurayı da aldım. Abi bitti. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun şu küçük kısmı bile yarım saatte yaptığımıza göre ben pek bir şey umut edemiyorum ama yapacağız abi. Şimdi ilk öncelikle bir tane rulman çıkartıyorum abi. Rulmandan bir tane çıkartayım fakat bu rulmanlar titreş arka için uygun değil abi. Pek dönmüyor ve aşırı derecede yağlı. Biraz yağını alayım abi. Hatta çıkartalım eldivenleri. Eldiveni çıkarttıktan sonra elinizin kokusu çok kötü ya. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi oldu. Biraz sildik. Şimdi bir tane kalemle mi yapsak? Kalemle streç çarkının gireceği bir şekilde bir delik açacağız. Tam ortasında, arkasında ne var? Şuradan açayım ki daha rahat olsun abi. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yuvarlağımı biraz üstünden geçeyim abi. Tamam. Yuvarlağımı çizdim abi. Şimdi bu yuvarlaktan itibaren çekiç, tornavida, bıçak yardımıyla keseceğim. Umarım güzelce kesebilirim rulmamızı. Rulmanımızı yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an çok ses çıkabileceği için ben balkona geçeceğim. Evet arkadaşlar, balkona geçtim. Burada burası daha rahat olacak. Evet arkadaşlar, sonunda bir kısmını delmeyi başardım. Umarım odaklıyordur kamera. Kestiğim şekildeki gibi yaparsam bence olacak. Abi bu ne kadar zormuş ya. Yaklaşık yarım saat oldu abi. Bu kadar delebildim. Matkap olsaydı daha rahat olurdu ama matkap bulamadım. Yalnız bayağı dayanıklı bu telefon ha. Vallahi o kadar yaptım, bu kadar oldu sadece. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakika oldu ve ancak bu kadar olabildi. Ben şu an belki olmuştur diye bir deneyeceğim rulmanı. Evet, görmüş olduğunuz gibi biraz daha açmam gerekiyor ama dikkatli olmam gerekiyor. Kaçırırsam bu sefer içinden düşebilir. Rulmamızı taktım, temizledim ve son hali böyle abi. Bence güzel oldu. Tek sorun rulmanın kötü olması, da pek dönmüyor ama yine de iyi. Nasıl döndüreceğim ben bunu? Bir tane kalem yardımıyla döndürebilirim belki, bir dakika. Şöyle döner aynen. Ama böyle de hiç dönmüyor. Gördüğünüz gibi streç çarkımız mis gibi dönüyor. Evet arkadaşlar, iyice bir yer açtım ve rulmanı temizledikten sonra son durum böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi rulman biraz daha yağlı olsaydı daha iyi kayabilirdi fakat pek iyi söylenemez. Ama yine de çevriliyor bak. Abi görüyor musunuz? Yani onun dışında güzel kestim, güzel temizledim. Sonunda da zımparaladım ve güzel bir hal aldı abi. Bence oldu. Sizce nasıl oldu? Yukarıdaki anketlerden katılmayı unutmayın. Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet, başımıza efsane bir talihsizlik geldi. Ana kameranın şarjı bittiği için arkadaşlar size şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tamamladım. Gerçekten efsane oldu bence. İçini falan temizledim. Onun dışında da güzel oldu. Umarım ana kamera kaydetmiştir. Ben ne olur ne olmaz bir daha kaydediyorum. Belki kaydetmemiştir diye. Siz belki hangisini izliyorsunuzdur bilmiyorum. Efsane oldu abi. Dönüyor gördüğünüz gibi. Bence 10 numara oldu. Sizce nasıl oldu? Anketlerden oylayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki manyak, bir sonraki Mehmet Yapıyor bölümünde nasıl bir deney istiyorsanız onu da Instagram'dan belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan mesaj olarak veya yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.